hocam. Prostattan bahsettik. Tabii arada konuşmalarda idrar da gelişti. Peki biraz da idrardan bahsedelim. İdrarda kan görülmesi önemli midir? İdrarda kan görülmesi çok önemlidir. Öyle destekleyeyim. Normalde bir insanın hiçbir şekilde idrarında gözle görünür veya mikroskopik, yani tahlilde yakalanabilir düzeyde bir kanaması olmaz. Hani idrarda kan normal koşullarda hiçbir zaman olmaması gerekir. Olduğu zaman da bu bir sorundur. Çeşit sebepleri olabilir. Bunun da araştırılması gerekir. Ben en masumundan en kötüsüne doğru şöyle kısaca bir sıralama yapayım. Mesela idrar yolu enfeksiyonları, sistitler kanama yapabilir. Çünkü enfeksiyon orada bir takım değişikliklere yol açar, damarlar şişer, kabarır ve çatlamalar olup idrara kan karışır. Kişinin bunu görüp görmemesi önemli değil, idrar tahlilinde çıkması bile sorundur. Demek ki bir enfeksiyon bile idrarda kanamaya yol açabiliyor. Onun dışında taşlar, bir mesane taşı, bir böbrek taşı, üreter kanalı taşı her zaman idrarda kanamaya yol açabilir ve taş kendisini böyle de ifade edebilir, böyle de teşhise gidebiliriz. Bu biraz daha sıkıntılı bir hastalık grubu ama maalesef en kötüsüne de gelmek zorundayız. Böbrekten itibaren idrar kanalının en dış bölümüne kadar bütün kanalın içinde herhangi bir yerden çıkan bir tümör idrarda kanamaya yol açar. Çünkü tümör demek hücre artışı demek. Hücre artışı demek damarlanma artışı demek. Damarların arttığı yerde de en ufak bir bahaneyle kan bulaşır. Bu bağırsaktan oluyorsa bağırsakla ilgili bir sorun vardır. Balgamda oluyorsa akciğerle ilgili bir sorun vardır. Ve tabii ki idrarda varsa idrar yoluyla ilgili bir önemli sorun olabilir. Bir tümör olabilir. Velhasıl yani idrarda normalde hiçbir zaman kan olmaması gerekir. Hele ki gözle görünür düzeyde bir kanama varsa lütfen bunu hiç kimse ya olabilir etmesin tabii, yani oldu geçti diye bir yaklaşım kişiye zarar veriyor maalesef. Arman hocam, idrarda herhangi bir kanama görüldüğü zaman mutlaka hekimimize gideceğiz, çünkü bu bir hastalık habercisi. Kesinlikle. Yani idrarda kan çıkmasının bir olağan veya doğal bir sebebi olamaz. Kesinlikle bir hastalık habercisidir, belirtisidir ki bazen kişi bunu görmeyebilir. Az önce söylediğim gibi idrar tahlilinde mikroskopik incelemede çıkabilir. Onun da üzerine gitmek lazım. Hiçbir şekilde azmış geçer gibi düşünmemek lazım. Bu vurguladığınız nokta gerçekten önemli. Hem de her yaş grubu için önemli.